Değerli izleyenler, Azerbaycan'dan güzel haberler geliyor. Azerbaycan çok hızlı ilerliyor. Beklenenden çok hızlı ilerliyor. Evet, Türkiye'nin desteğini alan ve her zaman Türkiye'nin güçlü desteği arkasında olan Azerbaycan, yapılan tatbikatların semeresini topluyor. Özellikle Ermenilerin yaptıkları saldırılar, derler ya, Paşinyan, Paşinyan, niye sen Kaşinyan? Sen kaşınırsan kaşırlar be Paşinyan. Seni kim gaza getirdi? İşte olanlar oldu, olumlu gelişmeler oldu. Sizlere sabah saatlerinde Türkiye'nin, evet, güçlü kahraman Azerbaycan ordusunun bir hilal taktiği uygulayacağını belirtmiştim. Özellikle bu hilal taktiğinde Fuzuli hattından Cebrail hattının alt kısmına doğru ilerleyen bölgede, şuradan size akşam sabahleyin tarif etmiştim. Şu bölgeden, evet, hemen bakın, aynı Libya'da olduğu gibi. Şimdi bu bölgeden giriliyor. Bu bölgeden de yukarıdan baskı yapılıyor. Ve Fuzuli ve Cebrail arasındaki birçok köy azat ediliyor. Kerment, Horadzit, Merarlı, Rüzgarlı köyleri azat. Aşağı Abdurrahman köyü de azat oldu değerli izleyenlerim. Gerçekten güzel haberler, iyi haberler. Yani bu haberler içimizi ısıtan haberler. Şimdi Türkiye'nin SİHA'ları da harika işler yaptı. Evet, Türkiye'nin TB2 SİHA'ları Ermeni mevzilerinde hava savunma sistemlerini, yani Azerbaycan'ın uçaklarını tehdit edecek Rusların hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdik. TB2'lere teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin TB2'leri Azerbaycan'da mı, şurada mı, burada mı diyenlere, evet, yayınlarımızı izleselerdi anlayacaklardı diyoruz. Bir de Paprevant hattından 3 kollu bir sızma harekatı gerçekleştirildi. Karabağ hattına yapılan, Paprevant bölgesine yapılan sızmada olağanüstü bir ilerleme sağlandı. Gelişmeler oldukça güncellemeleri size vereceğim. Ve bir de Murov Dağı. Karabağ'ın en sarp, en zorlu yerlerinden birisi Murov Dağı'da yapılan sızma girişimi çok başarılı oldu. Murov Dağı'dan yapılan sızma çerçevesinde şimdi size ileteceğim çok güzel bir gelişme yaşandı. Evet, bu gelişmeyle birlikte M1 karayolu, evet, M1 karayoluna ulaştık. M1 karayolunun önemi ne? Ermenistan sevkiyat yapıyor. Karabağ ile neredeyse bir damar gibi düşünün, besleyen bir yol. Bu yolun kontrolünü kestik. Dedik buraya kadar. Bakın, Karabağ'a her yönden güçlü bir şekilde müdahale ediyoruz. Ve Azerbaycan ordusuna sağladığımız teknik imkanlar, bunun yanında Azerbaycan ordusuna verdiğimiz SİHA bayraktarları, satın aldıkları bu bayraktarları muazzam kullanıyorlar. İşte burada bizim komutanların da payı gerçekten çoktur. Oradaki bu uzmanlarımızın, askeri uzmanlarımızın ve Türkiye'nin tatbikattan sonra askerlerin orada neden kaldığının cevabı bu zamanki gelişmelerde. Şimdi özellikle bir durumu da açıklığa kavuşturalım. Dünyanın her yerinde belli kuvvetler ittifaklar yapabiliyor. Suriye Milli Ordusu'ndaki Türkmen kardeşlerimiz ve Müslüman kardeşlerimiz, özellikle Türk-Müslüman dünyasının, evet, önemli savaşçılarından Suriye Milli Ordusu'ndaki Türkiye'yi seven, Azerbaycan'ı gönülden seven Müslüman kardeşlerimiz, evet, pikaplarına bindiler ve evet taşındılar ve şu anda sınır hattında, evet, sınır hattında ne yaptılar? Ağdalı bölgesinde, evet, Ağdalı bölgesinde çevrilen askerler, kuşatma altına alınan askerleri beraber aldılar deniyor. Azerbaycan ordusuyla bu muazzam bir gelişme hiç durmuyor. Suriye Milli Ordusu Azerbaycan halkının sevgi gösterileri altında sınır bölgesine yağmur gibi gidiyor. Hızlı ve hepsinde moralleri yüksek. Hepsi ellerini kaldırıyor. Zaferi kazanacağız şeklinde büyük bir moral var. Bunlar olunca ne oldu? Paşinyan baktı ki hep yapıyor yanına kar kalıyor. Azerbaycan işte birkaç yere vuruyor. Geri duruyor.
Yani Paşinyan oldu Kaşinyan. Kaşına kaşına bu hale geldi demiştim ya. Hemen bir açıklama yaptı. Paşinyan dedi ki, bütün dünyayı Türkiye'yi durdurmaya çağırıyoruz. Türkiye müdahale etmesin, yıkıcı sonuçlar olur. Yani diyor ki, bana müdahale ederse Rusya da devreye girer. Türkiye'de etmesin, ben daha zor durumda kalmayayım diyor. O dura dursun, Türkiye'nin TB2 bayraktarları Ermeni mevzilerinde bakın saklamışlar ama TB2'den kaçar mı? Evet, kaçmaz dediğinizi duyar gibiyim. Aynen de öyle oluyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda askeri yetkili sözcü evet açıklamayı yapıyor. Güçlerimiz birçok bölgeyi azat ettiler. Hangi bölgeler azat edildi? Kerment, Honadis, evet Honadis, Büyük Marara ve Rüzgar bölgeleri ve Aşağı Abdurrahman bölgeleri azat ediliyor. Ve yüzlerce Ermeni askerinin de esir alındığı gelen bilgiler arasında. Ayrıca Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda azat edilen bu saydığımız bölgeleri okuyan spikerin gözyaşlarına boğulduğu görülüyor. Güzel gelişmeler bunlar. İyi gelişmeler bunlar. Kehandi, Hocavent, Adam, Rabatlı ve Garnel. Evet değerli izleyenler, bu bölgelere yoğun top atışlarımız oldu ve devam da ediyor. Şimdi gün içinde yapılan diplomatik trafiği tekrar kısa bir hatırlayalım. Sayın Cumhurbaşkanımız Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi. Sayın Aliyev ile görüşmesinde hiç merak etmeyin, durmayın dedi. Durmayın, topraklarınıza sahip çıkın, yanınızdayız. Ve Aliyev de tabii ki muhtemelen teşekkür etmiştir. Ve Türkiye'nin desteği, teknik ekipman desteğiyle artık Rusya'sız bir çözümün, Rusya'sız derken kastım şu, Rusya'dan çekilerek 30 sene topraklarına kavuşamayan Azerbaycan ordusu hızlı ilerleyince Karabağ bölgesindeki Ermeniler kaçışmaya başlamışlar. Evet, sınır bölgelerinde ne kadar geri olduklarını Ermenistan'ın görüyorsunuz. Arabalar ve üzerindeki kıyafetlere kadar 70'li yıllardan kalma gibiler. Evet, Ermeniler şu anda kaçış moduna geçmişler. Ve bunların içinde kim var biliyor musunuz? Karabağ'daki sözde yöneticilerin savunma bakanları. Yani Karabağ'da Ermenilerin atadığı sözde. Yani biz onu tanımıyoruz ama sözde savunma bakanları kaçış modundaymış. Gelen bilgiler bu. Yani demem odur ki Karabağ'daki savunma bakanı bile kaçıyorsa, bu kadar çekingense artık Karabağ düşer. Yeter ki düşmeyelim. Yeter ki bu konuda bir an ihmal etmeyelim. Tekrar ediyorum. Murav Dağı bölgesine ve Karabağ'ın kuzeyinde bu. Murav Dağı bölgesi Karabağ'ın en stratejik karayoluna bakan kesim. Azerbaycan ordusu iyi çalışmış dersine. İnanılmaz çalışmış ve bu bölgedeki karayolunu keserek, aslında ikmal yollarını keserek büyük bir şey sağlıyor. Şimdi sizi nereye götüreceğim? Evet değerli izleyenlerim, şimdi sizi bu bölgeden ve bu bölgeden yeni bir Turan taktiğiyle tanıştıracağım. Evet, yani bu bölgede hızlı bir şekilde özgürleştirilecek Karabağ bölgesi ve bunun yanında Dağlı Karabağ'ın çevresindeki bölgeler özgürleştirilecek. Rusya yoğun bir şekilde İran üzerinden sevkiyat yapıyor. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. İran açıklama yapmış. İran Azerbaycan'ı kınamış. Yazıklar olsun mu desem, ne desem az gelir değerli izleyenlerim. İran derdi her zaman Müslüman devletlerle, kardeş devletlerle olmuştur. Ve İran yönetiminin bu kisracı yaklaşımı affedilmezdir. Kendisi saldırmayan ve toprakları saldırıya uğrayan ve toprakları işgal olan bir Azerbaycan'ı bırakıyor, her yere saldıran, Azerbaycan'a zarar veren bir Ermenistan'ın yanında yer alıyor. İran, senin nerede kaldı Müslümanlığın? Kardeş Azerbaycan'a destek olan şükür ki Türkiye var. Korkunun ecele faydası yok. Türkiye ve Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesinden birleşmesini hazmedemeyenler gerçekten çok fazla. Türkiye ve Azerbaycan, Nahçıvan ve Karabağ'dan birleşmesi, evet bizleri şimdiden ümitlendirdi. Heyecanlıyız, gururluyuz. İşte azat edilen Aşağı Abdurrahmanlı köyünün bir karesine sizleri götüreceğim. Bu bölgede alındı. Suriye Milli Ordusu'nun da katılımıyla cephedeki hareketlerin artacağını söylüyorum.
Evet, demin de söyledim ya, coşku içinde gittiler. Şimdi ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Türkiye'nin tabii ki desteği devam edecek. Yani nasıl Murovdağ'a sızdıysak, nasıl o bölgelerin altından aynı hilal taktiği için Fuzul ve Cebrail ekseninden yatay bir şekilde ilerlediysek, tabii ki Ermenistan panikte. Şimdi görüntüde gördüğünüz Ermenistan'dan toplanan gönüllü Ermeni çeteler, onlar da gönüllüymüş güya, gidince görecekler Hanya'yı, Konya'yı değerli izleyenlerim. İşte Azerbaycan toprakları kanayan bir yara, bir çıban gibi her zaman baş ağrıtan ve dünyadaki ilişkilerinde her zaman çıban başı olan bu bölgeye Azerbaycan ordusunun çok yoğun saldırısı devam ediyor. Türk askeriyle Azerbaycan askerinin kenetlenmesi ve cephedeki daha önceki tatbikatları işe yaramış gözüküyor. Gelişmeler oldukça sizleri zaten bilgilendireceğim. Ama şunu unutmayalım. Burada eğer içeriden bir kardeşlik olmazsa ve Rusya'nın anormal ve semptomlu bir hareketleri olmazsa Türkiye müdahale eder gerçi. Rusya harekete geçtiği zaman Türkiye de harekete geçer. Ama şu unutulmasın. Türkiye'nin gölgesi Ermeni sınırında, SİHA'larımız sınır etrafında uçuyor ve her zaman gücünü dün dünyaya gösteriyor. Evet, haritadaki kurtarılan bölgeler aynı Libya'daki gibi çoğalıyor. Bakalım ne olacak. Bu arada Rusya'nın uçak yolladığını, Ermenistan'a uçaklar yolladığını pilotlarıyla beraber biliyoruz. Neymiş efendim, üstlerini koruyacakmış. Karabağ'da asla uçamazlar. İşgal edilen bölgeleri Ermeni lehine korumaya çalışamazlar. Çalışırsalar yıkıcı sonuçlar olur. Bizim Abraham füzeleri, Ayın füzeleriyle karşı karşıya kalırlar. Evet değerli izleyenler, kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki programa kadar görüşmek üzere.